Selam arkadaşlar. Hobi bahçelerinde neler yapılıyor? Neler ekiliyor? Neler biçiliyor? Neler yetiştiriliyor? Örnek bir bahçeden yola çıkarak bunları göstermeye çalışacağım. İşte bahar ayındayız. 5 Mayıs 2021. Ankara Sincan'da bir hobi bahçesindeyiz. Bir vişne ağacı. Tüm çiçekler açmış. Müthiş bir görüntü. Başka neler var bahçemizde? Devam edelim. Asmalık var. Üzümler için yapılmış böyle. Bir asmalık. Burada bir hamak var. Devam ediyoruz. Burada bir dut ağacı. Siyah dut. Meyveleri oluşmaya başlamış. Görüyorsunuz. Bir kiraz ağacı. Bahçelerin olmazsa olmazı. Kiraz. O da aynı şekilde meyveleri oluşmaya başlamış, görüyorsunuz. Arkada vişne, önde kiraz, biri yeşil, biri beyaz. Çok güzel bir görüntü. Aynı bahçemizden bu da elma ağacı. Yeşil elma bu. Bir diğer elma ağacı ise kırmızı. O da hemen yanında. Burada. Bu da kayısı ağacımız. Meyveleri yaklaşık misket büyüklüğünde olmuşlar. Bu ağacımız bu yılda erken açma neticesinde biraz rüzgar, biraz soğuk etkisiyle çiçeklerini döktüğü için meyveleri o kadar çok gözükmüyor. Bu köşede de ahududular var. Serpilmişler. Yayılmışlar. Açacaklar. Birkaç haftaya çiçek açmış olacaklar. Bahçe cevizsiz olmaz. Burada da bir ceviz ağacı. Hemen yanında ıhlamur. Onun altında bir ceviz daha. Ve tel kenarı hanımeli. Onun hemen yanında güller var. Bahçe ağaç yönünden, ağaç çeşidi yönünden ayrı zengin gözüküyor. İşte bir de mavi ladin arkadaşlar. Çok hoş duruyor. Arkasındaki sıradan bir ladin. Bu ise mavi ladin. Aradaki farkı görüyorsunuz. Hemen arkada çilekler.
Onlar da çiçek açmışlar. Ve bahçenin bir köşesinden başka bir güzellik, susam çiçeklerini açmış, görüyorsunuz. Çok güzel gözüküyorlar. Hemen arkasında güller var. Yine diğer bir köşesi de çubuklar kaplamış, bizim çubukları. Onlar için böyle bir asmalık yapılmış. Yanında bir yine kiraz ağacı. Onun yanında bir kayısı. Onun yanında bir dut ağacı. O beyaz dut. Bir önceki siyah tuttu. Peki bu ovi bahçelerinde sadece meyve mi yetiştiriliyor? Meyve ağacı mı yetiştiriliyor? Değil tabii ki. Sebze de yetiştiriliyor arkadaşlar. İşte damlama sistemi. Damlama boruları çekilmiş. Ve buraya işte kabak ekilmiş, bostan ekilmiş, karpuz ekilmiş. Damlama olduğu için su israfı da yok arkadaşlar. İşte bahçenin diğer bir köşesinde yine buraya da damlama boruları çekilmiş, fasulye ekilmiş buraya da arkadaşlar. Bir başka köşede domates fideleri var. Olmaya başlamışlar. Hatta bunlar biraz geç kalmış. Tabii havaların ısınması beklenildiği için açık alanda biraz geç ekilmiş. Dolayısıyla da bu kadar olmuşlar. Bunlar büyüyecekler. Başka yere ekilecekler. Burada soğanlar var. Küçük bir alanda olduğu için soğanlar damlamaya gerek duyulmamış. Hemen yanında sarımsaklar var. Aynı şekilde küçük bir alanda. Sarımsaklar var. Onlar da yeşermişler. Ve dikim devam ediyor. Damlama sistemi. Yine şu an biber dikiliyor arkadaşlar. Tüplü biberler. Biber fideleri. Bunlar hazır alınmış. Tanesi 1 lira, 1,5 lira, 2 lira yerine göre değişiyor. Bu fideler 1 liraya alınmış ve gayet iyi gözüküyorlar 1 liraya göre. Boylular. Aynı damlama sisteminin diğer bir köşesinde domates fideleri var. Bunlar geçen hafta dikilmiş. Kendilerine gelmişler. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi ortalama bir hobi bahçesi. Neler yapılıyor burada? İnsanlar neler yapıyor? Neler yetiştiriyor? Bunları gördünüz, bunları izlediniz.
Koyu bahçeleri denince kimileri havuzlu villalar, kaçak yapılar vesaire anlayabiliyor. Aslında koyu bahçelerinin %90'ı hatta daha fazlası bu şekilde arkadaşlar. Mütevazi, doğal, organik meyve sebze yetiştirilen yerler. Ha, bu arada tabii insanlar burada vakit geçiriyor saatlerce, bazen hafta sonlarını burada geçiriyor, buralarda kalıyor. Dolayısıyla ihtiyaçları oluyor. İşte yağmurda, çamurda, rüzgarda, soğukta korunmak için kendilerine konteyner olabiliyor, ahşap olabiliyor, betonarme olabiliyor. Yer ihtiyacı doğduğundan böyle bir yer yapabiliyor. E tabi sonuçta bunlar ruhsatta olmuş olmuyor. Kaçak yapılar olmuş oluyor ama niyet bu. Çaba bu, dert bu. Gerçek bu. Bu gerçekliğe uygun bir çözüm. Ne olur bilemiyorum tabi ama inanıyorum ki devletimiz bu konuda orta yolu bulacaktır. Çünkü buralarda gerçekten tarım yapılıyor arkadaşlar. Doğal meyve sebze yetiştiriliyor ve en önemlisi çocuklar için, çocukların, ülkenin, geleceğimiz için çok önemli bir ortam buralar arkadaşlar. Çocuklar tabletle değil, toprakla, meyve ağaçlarıyla, sebzelerle haşır neşir oluyor. Onlarla oynuyor, onlarla vakit geçiriyor. İşte bakın kuş sesleri. İşte orada bir kuş yuvası var. Şu anda yumurtaları var. Belki de yatıyor ve civcivleri çıkacak. Onları görüyor. Çocukların bu şekilde büyümesi geleceğimiz için bence faydalı. Bu açıdan da değerlendirilmeli o bahçeleri. İnanıyorum ki yıkım değil, yapım, onarım, mevzuata uydurma vesaire çözümler bulunabilir, geliştirilebilir. Şu bir gerçek, yıkım çözüm değil arkadaşlar.